Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Habertürk ekranlarına. Tarihlerimiz 27 Kasım Pazartesi, saatlerimiz 18. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız. Başlıklara bakalım ve başlayalım. Efendim, bir süredir aslında mutlaka takip ediyorsunuz. Hiç bakmasanız da bir yerde karşınıza çıkacak bir mesele. Futbol dünyasını sarsan bu skandal konu. Aslında futbolla ilgili bir konu değil. Büyük bir dolandırıcılık meselesi. Nereden başladı, nereye gitti, sorumlular kim, niye böyle bir şey yaşandı, ne kadar bir paradan bahsediyoruz, dava dosyasında neler var. Günlerdir bu tartışılıyor. Detaylarına bakacağız. Zülfikar Aydın da birazdan bizlerle birlikte olacak. Dosyayı bize paylaşacak. İkinci başlığımız Gazze ile ilgili. Gazze'deki ateşkese dair son dakika gelişmeleri ekranlarınıza yansıyor. Uzatılacak mı diye sorduk. Uzatılacak gibi bir durum var. 20 İsrailli rehineye karşılık 60 Filistinli rehinenin serbest bırakılması konusunda Mısır, Katar görüşmeler devam ediyor. Bu arada Elon Musk İsrail'e gitti. Onun bütün detaylarına birazdan görüntülerle, fotoğraflarla, verilmeye çalışılan mesajlarla birlikte bakacağız. İkinci dilimde de onu etraflıca konuşacağız. Ve hepimizi ilgilendiren bir başlık, yeni yıldaki asgari ücretin ne kadar olacağı konusu. Bunu da konuşacağız. Şimdi futbol dünyası bir süredir tamamen futboldan bağımsız bir konuyu tartışıyor. Futbol dünyasının tartışmasının sebebi işin aktörlerinin futbolcular olması. Bir dolandırıcılık skandalı yaşanıyor. Milyonlarca doların konuşulduğu bir skandal bu. Tüm Türkiye'nin gündeminde bir banka müdüresine yatırım amacıyla verildiği iddia edilen milyon dolarlar kayıp veya battı. Veya birileri aldı, işte daha öncekiler aldı bir takım kar paylarını. Ama o da yani büyük büyük paralar geldi. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Ortaya çıkan belgeler hayli dikkat çekici. Türkiye'nin çok yakından tanıdığı ünlü futbolcular bu işin içerisinde büyük mağduriyet yaşıyorlar. Ve sıradan kağıtlara yazılmış bir takım notlarla ya da mühürlü antetli kağıtlara yazılmış bir takım notlarla nasıl paralar verilmiş? Mesela şöyle efendim. Şu bir işte bilgisayardan alınmış bir çıktı. 5.475.000 dolar, yanlış okumuyorsam, 04.09.2022 vadeli, stopaj dahil nominal 12 milyon dolarlar. Bunların çantalarla götürüldüğü falan konuşuluyor. Burada 3.210.000 dolar var mesela, el yazısıyla yazılmış sadece. Bir diğer tarafta işte 3 milyon dolar daha bir paradan söz ediliyor. Ya şöyle düşünüyoruz. Böyle milyon dolarlar değil ama birine 10 bin lira gönderecek olsanız değil mi? Yazıyorsunuz işte şu sebeple gönderdim. Kira ise kira, borçsa borç, yatırımsa yatırım, neyse yani. Bankaya yazıyorsunuz ki Allah korusun yarın öbür gün başınız... Ya hatta bir arkadaşınıza bile gönderirken işte alacak, borç, şu, bu, neyse bir açıklama yazıyorsunuz yani. Şimdi böyle bir durumun sonucunu, çok olumsuz sonucunu konuşuyoruz. Niye böyle bir şey yaşandı, ne oldu, ne bitti, dava dosyasında ne var, sorumlular kimler, hepsini konuşacağız. Zülfikar Ali Aydın stüdyoda konuğumuz. Zülfikar, Habertürk Haber Merkezi Koordinatörü, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani gerçekten... çok acayip. Akıl rakamlar. Alır gibi değil. Akıl değil alır mi? Gibi değil. Evet. Başından itibaren aslında günlerdir konuşuluyor ama bir özet geçerek başlayalım istersen. Yani, ne oldu, ne yaşandı, niye bu noktadayız? Sorumlu kim? Dava süreci nereye gider? Şimdi sadece futbolcular yok bu işin mağdurları arasında ya da müştekileri arasında iddianame tabiriyle söylersek. İş adamları öyle yüksek miktarda... iş yapan, ticaret yapan, alışverişi olan, yurt dışı ile iş yapan ticaret insanları da var. Öyle mi? Orada ne kadar para ve kaç iş adamı? Yani toplamda 42-43 milyon dolarlık bir paradan bahsediliyor ama esas mesele şu. Bu seviyede iş yapan, işte futbol dünyasının içinde olan ve çok böyle bildiğimiz, tanıdığımız isimlerin bu kadar parayı nasıl kaptırdığı konusu esas problem. Bir banka şubesinin müdürü Seçil Erzan. Bütün hikaye onun üzerinden dönüyor. Bir kısa bir özetle söyleyeyim. 10-12 yıl Florya'da, tam da Galatasaray futbol takımının tesislerinin olduğu Florya'da
banka müdürü olarak çalışmış. 12 yıl aynı bankanın bankası. Aynı bankada çalışmış. 10 yıl kadar çalışmış. Burada futbolcularla tanışmış. Aynı görevde mi? Ondan önce de Çorlu'da banka memuru olarak başlamış, sonra müdür olmuş. Florya'daki 12 yıl müdürlük mü? Evet. Florya'da 10 yıl, sonra Levent'teki banka şubesinde 2 yıl müdürlük yapıyor. Bu süre şube içinde normalde ne kadar süre kalır bir yerde? 10 yıl çok uzun değil mi? Toplamda 10 yıl Florya'da yapmış. Yani demek ki öyle takdir edilmiş. Kalmış orada. Normal bir şey mi bu? O yüzden soruyorum yani. Ben anormal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Yani sen şimdi sorunca düşündüm. Anormal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok uzun süre bir yerde çalışabilirsiniz. Eğer başarılı görülürseniz takdir de edilebilirsiniz. Başarısız olursanız alınabilirsiniz de. Bu çok normal bir şey. Şimdi futbol dünyasıyla ve iş dünyasıyla yakın ilişkiler kuruyor ve bir bankanın müdürü olarak ilişki kuruyor. Yani biz de bulunduğumuz görevlerde uzun süre kalabiliriz ve biz kurumla özdeşleştirilebiliriz. Ama bizim yapacağımız şeylerin de işin kitabına uygun olması lazım. Ben şimdi iddianameyi okuduğumda, hani akıl alır gibi değil diyorum ya, bu insanların, yani özellikle futbolcuların ve futbol dünyasındaki insanların 1 milyon dolar, 1,5 milyon dolar, 2 milyon dolar gibi paraları Seçil Erzan'a, yani Denizbank Şube Müdürü ile ilgili olarak götürüp onun isteği üzerine ya da onun talebi üzerine kendisine teslim ettikleri bir süreç var. Ve bu bir kişi değil. Şöyle diyor banka müdürü, çok özel bir fon var, çok yüksek miktarlarda para kazandırıyor ve bunda sadece, bu fon gizli bir fon ve bunda sadece çok parası olan zenginlerin olduğu bir fon bu. Hatta bankanın bu fonu gizli tuttuğunu iddia ediyor ve Emre Belezoğlu, Arda Turan, Fatih Terim vesaire gibi isimlerin bu fonda olduğunu herkese söylüyor. Ama para isteme şekli bir bankacılık sisteminin doğasına çok uygun değil. Zaten kendisi de bunu ifadesinde, savcılık ifadesinde itiraf etmiş. Hatta şöyle söyleyeyim, bir teftiş kurulu raporundaki ifadeyle söyleyeyim. Bu olay incelenmiş bütün yönleriyle. Ortalama zeka sahibi insan değil 1,5 milyon doları, yani bence de bir 100 bin lirasını, 50 bin lirasını götürüp o şekilde bankanın içinde ya da dışında bile olsa, ki çoğunu, hem yarısını, paranın yarısı dışarıda alınmış, örneğin bir pastanede alınmış, bir ofiste alınmış. Ana sorun bir çantada paranın götürülüp veriliyor olması değil mi? Yani zaten en dikkat çekici tarafı, normalde bir yere para gönderiyorsanız, hele büyük bir para gönderiyorsanız, bir şey alıyorsanız, bunu kayıt altında tutmak istersiniz kendi güvenliğiniz açısından. Evet. Şimdi sen biraz önce gösterdiğin kayıtlar var. Evet, o kayıtlar tutulmuş. Ama hayır ya, bankada bunlar gerçekten böyle çantayla mı götürülüp verilmiş? Evet. Hatta şöyle verilmiş, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Seçil Erzan'ın etrafında bir grup var. Biri eski bir galerici, otomobil alım satımı yapıyor. Otogalerici ona şoförlük yapıyor. Onun kardeşi bu para transferlerinde örneğin bir iş adamından ya da bir futbolcudan, şöyle söyleyeyim. Mesela yine ünlü bir futbolcudan, yanlış hatırlamıyorsam Selçuk İnan da olabilir ya da Arda Turan da olabilir. Şoför olarak şoför gönderiliyor. Bir restoranın önünde şoför plakası veriliyor, şoförün ismi veriliyor, telefonu veriliyor. 1,5 milyon dolar kendisine teslim ediliyor orada. Yani bankanın dışında böyle yaklaşık tamamını çıkaramadım ama yaklaşık 10 milyon, 15 milyon dolarlık bu tip işlemler var. Şimdi diyeceksin ki bu size parayı nasıl... Size paranızı almak için, 1 milyon dolarınızı almak için şoför gönderiyorlar. Neye verdiğinizi bilmeden, banka müdürüne, banka müdürüyle kurduğunuz güven ilişkisi. Güven ilişkisi. Evet, güven ilişkisinin sebebi ne? Yani mesela Fatih Terim'le olan ticaret mi? Ya da ya, o güven ilişkisinin sebebi ne? Şimdi şöyle... Yani Arda nasıl güvenmiş mesela? Bu kişi Florya'daki banka şubesinde 10 yıl çalışmış. 10 yıl çalıştığı süre boyunca da futbol dünyası ve ticaret dünyası içindeki insanlarla ilişkiler kurmuş. Bankadaki görevinden kaynaklı bir alışveriş yapmış. Ama en son Mart ayında, bu yılın Mart ayında şöyle bir zora düşmüş. Kendi ifadesiyle, kendi anlatımıyla söylüyorum. Yani savcıya ve hakime anlattığı şeyler var. Verdiği ek ifadeler var. Diyor ki, ben bir akrabamın yönlendirmesiyle borsaya girdim, bir kağıt aldım ve battım.
Battığı para da şöyle söyleyeyim, 1 milyon, 2 milyon gibi aslında burada konuştuğumuz rakamlarla kıyaslanınca çok cüzi, düşük miktarlarda paralar. Ve bununla ilgili bir fon olduğunu söyledim, para toplayıp durumu kotarmak için. Çünkü zararım gün geçtikçe arttı. Durumu kotarmak için de böyle bir fon olduğunu söyledim. Yani kendi ifadesiyle anlatıyorum, özetle anlatıyorum. Bu üstüne alıyor yani seçimlerden. Tabii ki. tutuklu olmasının sebebi o. Yani ben yaptım diyor yani. Evet, yani şeyde var, ifadesinde var. Sonra ikinci ifadesinde, tutukluluk sürecinde bazı ek ifadeler veriyor. Tabii tutuklandıktan sonra olayın psikolojisi değişiyor. Bazı kişileri suçluyor ama şimdi ben teferruatını anlatacağım onun da. Yavaş yavaş herkesten para toplamaya başlıyor. Şöyle söyleyeyim Akif sana. Hasta bir annesi var. Kalp problemi var. Hasta annesinin kardiyolog doktorunu 150 bin lira dolandırıyor. Ve ben 150 bin dolarını kandırarak aldım diyor. 150 bin dolar mı? Evet, 150 bin dolarını o fona koyacağım diye. Şimdi böyle çok parası olan futbolcular var, iş adamları var. Bir de onun çeperinde, yani kendi çeperinde olan, diyelim ki 150 bin dolar, 200 bin dolar, bir yerde satabileceği dairesi olan, villası olan insanları da ayrı dolandırıyor. Neden abi? Yani şöyle anlamak için soruyorum ya, bu kadar milyon doları ne yapacak? Hani şimdi orada şöyle bir sistem bir şey olması başlıyor. Lazım. Şimdi, arkasında bir yapı olması lazım değil mi? Yani evet. Şimdi ona geliyoruz. Şimdi söylemediği isimler var. Şimdi onu söylemediği isimleri ben burada söylemeyeyim. Ama şöyle bir sistem var. Ben Akif'ten... Bana gösterme. ben Akif'ten, yani senden 1 milyon dolarını alıyorum senin. Ya öyle bir paran yoktur diye düşünüyorum ama. 1 milyon dolarını alıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bir ay sonra, yani gerçekten inanılır gibi değil. Akıl bali olan, eskilerin tabiriyle söyleyeyim bir insan bu ekonomi ortamında, bu sıkıntılı ve güvensizliğin had safhada olduğu, yani para politikasının, ekonominin düzeltilmeye çalıştığı böyle bir ortamda bu kadar parayı götürüp birine vermesi inanılır gibi bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim sana, ben senden 1 milyon doları alıyorum. Diyorum ki 20 gün sonra, Akif senin paran doğurdu. Sana 500 bin dolar veriyorum. Rakamlar böyle milyon rakamlar. 1 milyon doların da bende hala diyorsun. Evet, mesela bu olayın patladığı bir aslında çift var. Aslında olay şu yani, ben sana buradan para kazandırdım diyorsun. Evet. Bunu çok yakın bir arkadaşınız yaparsa yapabilirsiniz. Evet, güven, oradaki tüm tamam, mesele güven. O güven duygusu. 2 milyon 200 bin dolar veriliyor. 45 gün sonra deniyor ki sizin paranız fonda değerlendi, 800 bin dolar size vereceğiz deniyor. Kendi parasını veriyor aslında ama o diyor ki 2 milyon 200 bin dolar burada bende hala diyor. Evet, öyle bir para sistemi kuruluyor. Sonra da tabii burada aksamalar yaşanıyor. Aksamalar yaşanınca da kapalı çarşıda, ben ismini söylemeyeyim, işin içine tefeciler giriyor. Şimdi bir yandan ben Arda Turan'dan, Volkan Bahçekapıl'dan, işte Fatih Terim'in damadından, kızından, iş adamından, oradan buradan paraları topluyorum. Bir yandan da birilerine o paranın doğurduğunu, fonun kazandırdığını söyleyip onlara para dağıtıyorum. Sistem böyle yürüyor. Yani ben iddianameyle bağlı kalarak söylüyorum bunları. Yani sistem böyle yürümüş ve bunun böyle yürüdüğünü de Seçil Erzan kabul etmiş. Şimdi birkaç şüpheli şey var. İşin içine tefeciler girmiş. Tefecilerden para alınmış. 2 milyon 200 bin dolar, 800 bin dolar kazandırdı. Somut bir rakam bu arada. Evet evet. Kaç hatta ayda, az kaç bile yılda? Az bile söyleyeyim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir rapor var yine. Raporda şöyle söyleniyor. Burada bir sade zinciri kurulmuş. Yani ne kadar sürede kazandırdı diyor bu parayı mesela? 27 gün, 40 nasıl gün, yani? 45 gün. Bir dakika. Tabii. Şimdi bir dakika. 2 milyon dolar param var. Veriyorsun. 800 demeyeyim ben, 300 bin dolar. 20 gün sonra 300 bin dolar kazandırıyor sana. Tabii. Yani eşyanın böyle tabiatına bir aykırı. Aykırı bir şey bu. Şimdi yani 10 milyon buna değil. Buna da mı uyanmıyorlar peki? Yani bizim nasıl bu kadar 2 milyon dolarla bu kadar para kazanılır demiyor mu kimse? Dememişler. Şimdi ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki kızacaklar. Ben 8-10 yıl futbolda oynadım. Özellikle futbol camiası açısından söyleyeyim. Dün bu tespiti yine yapmıştım. Futbolcular kamp, özellikle profesyonel futbolcular, kamp, işte maç, tesisler arasında gidip gelen bir hayatları vardır. Bu işlerden anlamazlar çok fazla. Evet, yani normalde sokağa saldığınızda hani kendi başına ayakta kalması gereken bir iş yap dediğinde sahada o yetenekli hünerleri olan, olağanüstü yetenekleri olan adamlar bir anda böyle sudan çıkmış balığa dönerler. Bu çoğu için geçerlidir. Yüzde
Yani bir yüzde vermeye gerek yok ama burada da onu görüyorsunuz zaten. Yani böyle bir para bu şekilde hiç kimseye teslim edilmez. Edilmemesi gerekir. Şimdi o kadar çok şaşırdım ki ben. Çok iddianame okudum. Hani bu kadarı bana anormal geliyor. Şimdi sistemin içinde ben Akif'ten para alıyorum. 40 gün sonra %253 faiz vaat ediyorum. Örneğin Fatih Terim'in damadını %253 faizle fondan para alacağını söylüyorum. Zamanı geldiğinde 300'ünü veriyorum. 500'ü kalıyor. 500'ünü erteliyorum. Bu sefer sorun çıkmaya başlıyor. Sorun çıktığı anda da tefeciler devreye giriyor. Bu sefer ben Akif yerine işte gidip Mehmet'ten $1 milyon alıyorum. Aynı yöntemle diyorum ki bak Akif kazandı, öbürü kazandı. $500 bin, $800 bin para verdim. Fondaki parası hala işliyor. Mesela Emre Belözoğlu şöyle demiş. Şoförle parayı teslim ediyorlar Volkan Bahçekapılı ile birlikte. İki taksit halinde ödüyorlar. Rakamları telaffuz etmeyeyim. Yani iddianamede var onlar. Şoförü gönderiyor. İlk taksiti Volkan Bahçekapılı'nın ofisinde ödüyorlar. 1 milyon küsür dolar. Çağrın taksiti mi? Hayır. İlk parayı verdikleri fona para yatırıyorlar. 1 milyon doları veriyorlar. Sonra ertesi gün bir o kadar daha para verecekler. Şoförle veriyorlar. Sonra Emre arıyor Volkan Bahçekapılı'yı. Diyor ki ya sen bunun karşılığında biz para verdik ama bir şey aldın mı? Var bunları yani tutanaklardan konuşuyorum. 1 milyon yani benim, doları bir tane bir şoföre veriyor. Biraz önce ekranda gösterdiğin tanımadığı birine veriyor. Yani işte telefon trafiği oluyor, telefon şoför gelecek falan filan gibi. O tip şeyler söyleniyor. Yani burada birçok müşteki açısından durum böyle işlemiş. Yani neden diyorlar? Diyorlar ki biz banka müdürüyle yıllardır çalışıyoruz. Bize o banka faizle para kim referans oluyor peki? Bunların içinde ilk o işi kim yapıyor o banka müdürüyle? İlk kim referans oluyor? Şimdi orada problemli olan konulardan birisi. Bugün bazı yorumlar da vardı orada. Fatih Terim min referans olduğuna dair. İlk referans olan Fatih Terim mi? Ama oradaki referans olma hali bir yani normal bir referans olma hali değil. Yani damadınız bir yere bir para yatırıyor. Sizin de ortak tanıdığınız. Yani sorarsınız birine yani. Atıyorum hani bir Fatih Terim fonu deniyor buna. İşte banka fonu deniyor. İşte yönetici fonu deniyor. Bir şeyler deniyor. Ve bunun gizli olduğu söyleniyor ve güven ilişkisiyle hani 50 bin lira, 20 bin lira gibi küçük böyle hani hani ekranda izleyen insanlar böyle çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Kızmasınlar ama çünkü birçok insan için, milyonlarca insan için olağanüstü rakamlar bunlar. Yani hayat 100 yıl, belki 1000 yıl yaşasalar kazanamayacakları bir para. Siz bunu götürüp bir seferde veriyorsunuz. Öyle bir güven ilişkisi kurulmuş ki mesela Arda Turan Eyüp'teki bir arazisini 4 milyon, ya, rakamı yanlış hatırlıyor olabilirim kusura bakmasınlar. Satıp oraya yanlışsa satıyor oraya veriyor. Siz benim babam gibisiniz deyip bir arkadaşının iş adamı babasına gidiyor. Büyükçekmece'de sanırım bir tane villasını satıyor $336 bin. Götürüyor o parayı teslim ediyor. Sonra telefon edip kadına banka müdürüne ulaşamadığında bankaya gidiyor. Orada fark ediyor. Artık o paraya erişemeyeceğini ve dolandırıldığını. Şimdi o paralar alınıyor. Bütün bu insanlardan bu paralar alınıyor. Bu sefer faiz olarak dağıttığı paranın parayı aldığı tefecilere veriliyor bu para. Anlatabiliyor muyum? Tefeciler giriyor bu sefer işin içine. Sonra ismi geçen birkaç futbolcu ve menajer var. Onlar para verip yeterince para alamadığını söyleyip tehdit etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ortada böyle bir fon hiç yok değil mi? Böyle bir fon yok. Hiç yani, ortada bir fon yok. Yani paranın değerlendiği bir yer yok. Evet. Dolayısıyla aslında ben senden para alıyorum. İşte Mehmet'ten alıyorum, Süreyya'dan alıyorum bu parayı. Evet. Sonra sana sen dolar bazında diyorum ki bu senin karın diyorum. Mehmet'ten evet, aldığım parayı 100 bin dolarını sana karın olarak veriyorum. Senin paran hala bende. Evet. O parayla başka işler yapıyorum muhtemelen. Evet. Parada boşuna durmuyordur yani. O şimdi işleri de muhtemelen sürdüremiyorum. Sürdüremediğim için de o para orada gidiyor. Evet. Ama bunlar çok büyük şimdi paralar. Şimdi tefecilere para de para vermeniz gerekiyor. Toplam dağıtılan para kaç para biliyor muyuz? Yani şöyle kaybolan alt para 40 koyulup, milyon dolar diyelim. Alt alta koyulup toplanmış para 42-43 milyon dolar. Gibi o verilen para. Evet. Dağıtılan kaç para var? Ya yani 42 milyon doların mesela kar payı falan hikayesine evet, yalandan da olsa verdikleri yani teslim ettikleri para ne kadar?
faiz verdim, kar payı verdim, bilmem ne diye teslim ettiklerine kadar şimdi para. Şimdi Seçil Erzan'ın ifadesine bakarsanız birçoğunu vermiş. Bazılarını veremediğini söylüyor. Onu da ayrı ayrı yazıp toplamak lazım ama paranın yarısı yok ortada muhtemelen. Yani belki yarısından fazlası yok. Belki de yarısından fazlası yok. Yani ortada bir 10 milyon dolarla bir döndürülmüş Nasrettin para. Hoca çok hikmetli bir adam. Hikayeleri de öyle. Yani doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun hikayesi var, evet. Ya Kazan'ın. Kazan'ın doğurduğuna inanıyorsun da. Tam öyle bir hikaye. Muhtemelen evet. Seçil Erzan'da diyor ki bu 2 milyon doları aldığında diyor, koyduğunda 800 bin dolar ben sana 20 günde bu paradan kazandın dediğimde aldın ve gittin diyor, değil mi? Kazan'ın evet. doğurduğuna inandın diyor. Evet. Şimdi Kazan öldü diyor. Evet. Çok basit, çocukken öğrendiğimiz bir hikaye. Büyüdüğümüzde karşımıza böyle bir şey olarak çıkmış. Sonrası ibretle dinliyorum. Muhtemelen izleyicilerimize ibretle dinliyorum. Hakikaten çok da üzücü bir şey yani. Ben Arda Turan'ın bazı konuşmalarını okudum. Ya o konuşmaları ben de okudum. Şimdi yani dünya futbolunun tepesine çıkmış birinden bahsediyoruz. Tabii yani, çoluğumu çocuğumu rızkı diyor. Türk yani, olduğu için şey. Torpil yapmıyoruz yani. Gerçekten öyle bir yere çıktı. Hani Messi ile Neymar'la Suarez'le birlikte Barcelona'da oynadı. Atletico Madrid'deki başarıları çok ayrı. Oraya kadar çıkıyorsunuz, sonra bütün servetinizi, yani hatta şöyle şeyler konuşuluyor telefonda, ya çoluk çocuğuma ne diyeceğim diyor. Bütün tabii, param gitti diyor. Bütün servetini kaybetmiş ama iş sonunda dönüp dolaşıp bu iş patlayınca, tabii ortada döndürülen para kalmayınca, insanlardan fonun getirisi diye vereceği para kalmayınca, sürekli insanları erteleyip telefonlarına çıkmayınca olay patlıyor. Banka teftiş kurulu hemen devreye giriyor. Bir rapor hazırlanıyor. Ve yapılan işlemin hileli ve güven ilişkisinin kullanılarak dolandırıcılık şeklinde tezahür ettiğine dair bir rapor sunuyor. Sadece bankanın değil, savcılığın değerlendirmesi de öyle. Eldeki delillere bakarak söylüyorum. Yani burada banka açısından da bir sorumluluk doğduğu, bazı... Öyle şeyler de konuşuluyor çünkü. Tabii bazı işlemlerin banka müdürünün odasında yapılmış olmasından dolayı ve ekranda antetli gösterdiğin antetli kağıt kullanılmış, işte mühür basılmış ama ben hiç görmedim öyle bir bankacılık işlemi. Yani bilmiyorum, belki yapılıyordur başka yerlerde ama bu normalde hani İki kişi arasındaki bir anlaşma gibi duruyor. Mesela ya işte ben senden biraz borç para istesem, 1.000 lira istesem, biz bunu tutanakla borç olarak kaydetmeyiz. Ama 100.000 lira istesem, eğer bana vermeyi düşünürsen bunu bir tutanakla vermeyi tercih edersin. Çünkü bu ortamda, biraz önce bahsettiğim ekonomi ortamında insan babasına bile güvenmiyor derler ya. Böyle bir ortamda insan babasına bile güvenmez, bu kadar parayı bu şekilde vermez. O zaman başta şu olmuş yani, birisi 2 milyon dolar vermiş, 300 bin dolar kar almış. Sonra 100 bin dolar daha kar almış, 500 bin dolar. Yani şöyle düşün. Neredeyse parasının tamamını kar olarak almış. Şimdi 2 milyon dolar olduğunu biliyormuş ve demiş ki arkadaşlar deli para kazanıyoruz bu işten. Şimdi 15 kişiden o aynı kim? Anda birer milyon dolar, 500'er bin dolar, 100'er bin dolar aldığını düşün. Ortada kar diye dağıtacağın ve birinden aldım, ben senden aldım, herkese evet, dağıtırım. Dağıtıyorsun. Şimdi arada işin içine bir iki şüpheli trafik var, yurt dışına çıkış trafiği var. Bu dosyanın içinde. Onların incelenmesi lazım ya da bir dosyaya bir itiraf girmesi lazım. Bir de bir tefeciden bahsediliyor. Yani bu işten hani diyoruz ya 42 milyon dolar. Bu 42 milyon doların 25 milyon doları kayıp ya. O tefeci de tehditle Seçil Erzan'dan almış olabilir o parayı. Ya da tefeciler almış olabilir kalan parayı. Yani peşinde, o herkesin peşinde olduğu parayı. O tefecinin de ortaya çıkması lazım. Peki, ama Seçil Erzan ismini söylemiyor. Niye? İsmini söylemiyor. Niye yani, zaten cezaevinde ve baktığında bütün bir meselenin tek sorumlusu gibi görülen bir pozisyonda ama mutlaka tek sorumlusu değil. Yedi yani bunu tek başına var, yapmış olamaz herhalde. 7 tutuklu var. Evet. Tutuklulardan bir tanesi işte çok yakın bir arkadaşı, bankayla alakası olmayan. İşte bir diğeri galerici. İşte bu yurt dışına şüpheli trafiği olan bir iki kişi var. Savcılık da sormuş ona neden Bulgaristan'a gittin vesaire falan diye. Ama olay bir banka müdürü ve etrafındaki bir grup insan üzerinden. Merkezde dönüyor. Banka müdürü var. Evet. Birlikte tutuklandığı kişilerden bir ikisini de daha sonra suçluyor. Neyle suçluyor onları?
Ya işte ben mesela onlar da onu şöyle suçluyorlar. Ben de 5 milyon TL verdim diyor. Biri şoför, paraları toplayan şoför olarak giden. Topladıklarından alıp kendine onlara oraya zaten bir ifadesinin bir bölümünde diyor ki... Şoförün 5 milyon TL'si nereden varmış mesela? Onu şoförlük yapıyor ama esas işi araba alım satımı, galericilik yapıyor. Yani hani 4 milyon, diyelim ki 4 milyon dolara alacak, onun için şoförlük yapıyor. O an galericiliği bırakıp gidip şoförlük Anladım. Yapabiliyor yani. İki kardeşler onlar. Ve mesela Seçil Erzan diyor ki, diyelim ki o gün biz 4 milyon dolar aldık ya da 2 milyon dolar aldık. Onun içinden 400 bin doları o gün o aldı diyor. Şimdi oradan alınıp başka yerlere yatırılan belli ki paralar da var. Ama hepsi birbirini suçluyor. O diyor ki aldı, öbürü diyor ki almadım vesaire. Onlar da böyle karşılıklı suçlama hali var. Bu kadar yani. Çok para bir yerde olursa, bir de valizde olursa. Evet. Şimdi yani şöyle düşün, 10 bin dolar, işte 50 bin lira çok kıymetli bir paradır, büyük bir paradır. Evet. Ama şurada şimdi 1 milyar dolar buraya yığılmış olsun. Ben Irak'ta görmüştüm böyle Saddam'ın paraları vardı odada böyle yakıyorlardı falan. Dolar dolu, oda dolar dolu böyle. Evet. Orada şimdi oradan aldığında 10 bin doları verdiği zaman falan hiç görünmüyor bile. Görünmez evet, doğrudur. Muhtemel bu kadar çok para gelince o para bir yerlerde bu işin içinde çalışanlara da dağılmış olmalı. Öyle olmuş zaten evet. Yani ifadelerinden anladığım yani herkes kendini kurtaracak şekilde ifade verdiği için bu iş tabii hani içinden çıkılamaz. Sen de soruyorsun ya para nerede? Ne kadarı kurtarılabilir diye. Bence büyük bölümü kurtarılamaz bu paranın. Öyle mi? Öyle görünüyor. Ya yani bir yere gitti maalesef. Mi peki bu büyük bölümü? Yani diyelim tefeciye gitti. Yani ismini verse tefecinin. Şimdi orada şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu neden adını söylemiyor? Her şey çok belgesiz değil mi? Yani temel sorun bu. Nasıl ispat edeceksiniz yani? Evet, yani orada güven ilişkisini kötüye kullanan ve dolandırıcılık yaptığını itiraf eden bir banka müdürü ve ona güvenen şöhretli iş insanları, futbolcular ve medyatik insanlar grubu. Yani olay burada bu çerçevede hukuk ne yapabilir? Yani hukuk şimdi, şöyle mi, şu anlamda soruyorum. Şimdi güven ilişkin üzerinden tesis ettiğiniz böyle bir süreci, arada arabalarla dönen bir trafikte, o arabada... Siz dersiniz ki benim 5 milyon dolarım vardı. O der ki hayır 2 milyon dolar gönderdi. Bunu sayan kimse var mı arada? Kendi aralarındaki ilişki. Yani dedim ya biraz önce raporlara baktım ben gelmeden. Hani gerçekten oradaki tespitler çok doğru. Yani ortalama zeka ürünü bir davranış bile değil. Yani ortalama zekanın altında. Bunu yazmışlar, tutanağa koymuşlar yani. Ortalama zeka karşılığında böyle bir şey olmaması lazım. Yani öyle bir para o şekilde teslim edilemez. Sistemden yani hesabınızı görmeniz lazım. Böyle bir fon yani çok bildiğimiz alışıldık türde bir fon değil. Yani yurt dışında olabilir bu tip fonlar da. Yani buradan yurt dışına yatırım yapabilirsiniz ama burada böyle adıyla sanıyla kurumsal kimliği olan bir yerin gizli bir fonunun ki gizli olduğunu söylemiş banka müdürü. Yani söylemiş bu insanlara. Demiş ki bu gizli fon sadece çok zengin olanları alıyoruz. Ama kardiyolog, annesinin kardiyoloğunu da sokmuş 150 bin dolarla. 50 bin işte 17 bin lira. Ile ilgili. Yani... Şöyle mesela Fatih Terim'in yardımcısı var, Müfit Erkasap. Onun eşi de gitmiş, adı var dosyada. O da işte 70 bin dolar gibi bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla. Şimdi bir telefon markası, var. Böyle şeyler oluyor. Diyor ki arkadaşım, şimdi bunun telefonu üreten yerin internet sitesinde diyor ki bu telefon markası diyor. 1000 dolara satılır diyor bu. Üreten yer diyor bunu yani. Üreten yer sitesinde diyor ki bu 1000 dolar. Arkadaşımız geliyor diyor ki abi diyor ben diyor bu telefonu diyor 0-400 dolara buldum. 500 dolara buldum diyor. Çok olur böyle şeyler. Yani. Evet. Telefon olmaz, araba olur, başka bir şey olur. Şimdi onu, ben mesela böyle şeyler duyduğumda diyorum ya hırsızlıktır diyorum. Biri çalmıştır onu ya da sahtedir, gerçek değildir. Evet. Başka bir ihtimal yok. Ama siz ona tamah edip aldığınız zaman ya hırsızlık malı, birinin malını mağdur müşteki oluyorsunuz işte. Efendim? Mağdur müşteki oluyorsunuz. Mağdur yani müşteki oluyorsunuz. Aldığınız zaman. Yani bütün bu dosyanın hikayesi de yani o. 20 günde bu kadar büyük bir para kazanabileceğini düşünmek zaten herhalde şimdi oradan ben, başlıyor. Ben söyleyip rencide etmek istemem ama tutanaklarda var yani. Hani o kadar param varsa yani 1 milyon dolara bir seferde bir ayda daha bir ayda olmadan ya da 40 günde 800 bin dolar alabileceğini düşünmek
Yani gerçekten çok inanılır gibi değil yani. Böyle bir ekonomi, sen hiç dolara böyle bir faiz verildiğini gördün mü? TL'ye de duymadım. Ya TL tartışıyoruz işte, o ekonominin zorunluluğu. %50'ye yakın faiz veren var da böyle %250, %150 falan. Böyle bir fon, bunun geliri nasıl, bu sistem nasıl işliyor, hiçbir şey sormadınız mı yani? Hiçbir şey sormamışlar. Parayı götürmüşler, vermişler. Para kazanıyor. Yani arada acaba mesela şöyle şeyler görmüyorsunuz. Bütün süreci uzun uzun anlatmışlar. Ya acaba bu fon doğru mu değil mi? Öyle bir şüpheleri olmamış yani. Herkes çok uzun süredir bankada çalıştığı için birine o güven duygusunu kullanıp evet. Bu nedir? Yani bunun Allah korusun bu uyuşturucu mudur? İşte şu mudur, bu mudur? Ne parasıdır? Kumar parası mı? Çünkü böyle şey hani Dilan Polat mevzusunda evet. Yani bu para nereden böyle bir para kazanılabilir? Kimse sormamış. Aslında demiş ki herhalde yani üzümü ye bağını sorma hikayesi bu biraz da. Üzümü de yiyememişler, bağ da yok. Şöyle bir iki karanlık nokta var. Yani ne olacak olarak, bu iş? Mağduriyet olarak, nasıl giderilecek? Giderilecek mi? Buyur. İki karanlık nokta. Seçil Erzan'ın söylediği, benim bu işten zengin ettiğim adamlar var diyor. Zengin ettiğim adamlar var. Bir tefeciden bahsediyor ama ismini vermiyor. Onun dışında zengin ettim dediği insanlar var. Bunların bazıları iddianamede olanlar, bazıları da muhtemeldir ki söylemiyor. Ama şöyle bir şey var yani burada sorumluluk... bir tek kişi, evet, dolandırıcılığı yapan bir tek kişi ama yani bu işe girerken kazandırılan paralar üzerinden herkes hücum etmiş bu karın üzerine. Bunun bir doğru, reel bir kar olduğunu düşünüp hücum etmiş ve ortaya Seçil Erzan tabir yerindeyse patlayınca, paraları ödeyemeyince, tefeciye parayı kaptırınca, kendisini tehdit edenlere paraları kaptırınca sistem bir yerde patlamış. Seçil Erzan'ın muhtemelen içeride olması dışarıda olmasından daha güvenlidir şu anda. Zaten tutuklandığındaki ifadesini de galiba koruma istiyorum diye bir ifadesi var. İfadesini bağlarken koruma istiyorum demiş. Duruşmada da bazı şeyleri söylemedi. Yani sorulduğunda söylemedi. Ben sonra yazılı vereceğim gibi şeyler, ifadeler kullanmış. Bazı şeyleri şu anda söylemek istemiyorum. Arkasını istemiyor. Getirebilecekler mi, bulabilecekler mi? Yani kadını tehdit eden birileri var mı? Kadının da para var mı? Kadından parayı alan var mı? Şimdi şöyle olur. Biraz önce söyledin ya. İşte ben A şahsının ismini verdim. Diyelim ki Seçil Erzan'ım. Çağıracak savcılık. Maddi delili varsa, yani gerçekten o isimle ilgili bir şüphe varsa, kolluk nezaretinde ya da bilgi sahibi sıfatıyla çağıracak. Eğer onu da soruşturmaya dahil edecek bir delil elde edilebilirse dahil eder. Ama etmeyecekse sadece ismi ile anılır. Yani şu anda olduğu gibi birçok isimde öyle anılıyor zaten. Dosya şu an ne durumda bu arada? Duruşmalar devam ediyor. Duruşmalar devam edecek. Evet, devam edecek. Yani burada işte okuduğumuz şeyler yani... Duyuldukça müşteki sayısı artıyor mu? Yoksa şu anda, bir yerde durdu mu? Şu anda şeyde diyor ya, çünkü 25 kişi var en fazla falan diyor mesela. Evet. Bunu yapan. Evet, şu anda yani mağdur müşteki sayısı, tam sayıya bakmadım ama 20-25 kişi civarında. Ama ek olarak gelen şu anda herhangi birisi yok. Teşekkür ediyoruz. Evet, çok bize çok şey öğreten bir durum aslında bir yerde. Evet. Yani bu Dilan Polat, Bahar Candanlar falan bunların hepsi yani işte çok... Laf yalansız, çok mal haramsız, sıkıntısız olmalı. Ya aslında var ya, çocukluktan itibaren öğrendiğimiz her şey, çok küçük yaşta bildiğimiz, çok ezbere ve klişe dediğimiz, gelenekten gelen her şeyin, hayatımızın bir yerinde, bizi de hep kendime de söylüyorum bunu, sana da söylüyorum, hayatımızın bir yerinde bunu ıskalarsak, oradan biraz çıkar ve saparsak, bize çarpabileceğini gösteren bir durum daha değil. Daha yani. Önce bir iki yerinde konuştuk seninle. Gerçekten herkes, yani alt sınıftan, orta gelir grubundan, işte orta üst gelir çok grubundan... Çok zeki olabilirim diye çok başarılı herkes olabilirsiniz. Herkes kolay paranın peşinde. Yani çok daha zengin. Gerçekten hani normalde insanlara deseniz ki ya bu kadar param var, fon peşinde koşar mısın? Hayır koşmam diyecek milyonlar var. Herkes kolay paranın peşinde koşuyor. Ve ben bu gözü dönmüşlüğü de gerçekten çok anlamış değilim. Bu bir ara şeydeydi mesela. Herkes bir ara... bu şeye, coinlere. Evet. Yani bir yılda 5 milyon borsadaki yatırımcı sayısı arttı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Geçen yıl 3,5-4 milyon konuşuyorduk ki fazlaydı Türkiye ölçeğinde. Şimdi 7,5-8 milyon insandan bahsediyoruz. Yani
herkesin bir potansiyeli var. Herkesin gelir grubuna göre ya da davranış geldiği sınıfsal kökene göre yapabilecekleri yapamayacakları var. Bununla barışık yaşamak lazım bence. Bununla barışık yaşamadığınızda çok paranız olsa da olmasa da ya, Seçil Erzan gibi kazanamıyor biliyorsunuz. Seçil Erzan da kaybediyor. Yani 1 milyon lira borsada kaybettim diye girdiği sarmal gerçekten total bir sazan sarmalı da başlatıyor. Bir sürü insanı da o sarmalın içine sokuyor. Ve inanılmaz bir içinden çıkılamaz bir hal oluşuyor. Bunları parayı iyi yaşamak için kazanıyoruz her şeyden önce. Kendimiz dahil hepimize söylüyorum bunu. O parayı kazanmak için sağlığımızı kaybettiğimizde, çok paramız olduğunda sağlığımızı kaybettiğimizde hiçbir manası olmuyor. Sağlıktan kastım sadece sağlığımız değil, o klişe olan. Aynı zamanda başımızı belaya soktuğumuzda da onun bir manası kalmıyor artık. Evet. Tefeciyle muhatap olduğunda, mafyayla muhatap olduğunda. Şimdi ben sadece futbolcular için değil ama ticaret yapan bir örnek var dosyada. Şimdi yine ismini söylemek istemiyorum. Diyor ki yüksek miktarda para kazandıracağız. Getirin buraya yatırın. Hatta bir iş adamı diyor ki ya param olsa KKM'ye yatırırım. Diyor ki bu benim şöyle ikna ediyor. Hatta şey diyor sen benim babam gibisin diyor. Kızıyla da çok yakın arkadaş. Sen benim babam gibisin diyor. KKM bunun yanında diyor, hikaye kalır diyor. Hikaye kalır diyor. Adam gidiyor, 500 bin dolar, 300 bin dolar parayı evini satıyor, arsasını satıyor, geçiriyor, veriyor. Ve nasıl veriyor? Mesela bir başka işlemden bahsedeyim. Çok zaman kalmadı belki ama. Seçil Erzan'ın hesabına değil, Seçil Erzan'ın arkadaşının hesabına yatırılıyor para. Diyelim ki 100 bin dolar, diyelim ki 70. Bankaya yatırılıyor ama bu. Ama Seçil Erzan'ın hesabı değil. Yani Seçil Erzan'ın çok yakınında olan birisi. En azından onun hesabını sorabilir belki ona diyeceğim. O da nereye soracak? Yani o açıdan gerçekten... Yanlış birine EFT'yle para gönderseniz onu geri alamıyorsunuz. Ya da bir dolandırıcıya para verdiniz diyelim. Evet. Yapacağınız hiçbir şey yok. Yani şey bu tarihe geçer bu hikaye. Bu tarihe geçer. Hepimizin başına geliyor. Bizi izleyen herkese söylüyorum. Kendim dahil olmak üzere. Bak biz bunun çok küçüğünü, çok küçüğünü... Bu coinler konusunda yaşadık. Dedik evet. Ki ya çok yakın bir arkadaşımız hatta Mustafa kulakları çınlasın. Bir gün dedik ki iş yapıyor ve çok işlerini toparladı işte borçlarını ödedi. Bir böyle neredeyse küçük bir parası da var kenarda falan. Dedik ki ya dedik, Mustafa çok iyi para kazandırıyor bu iş. Böyle grafikler yukarı doğru gidiyor boğa dönemi. Çok iyiydi ya dedi ben çok emek ettim bu parayı kazanmak için dedi. Şimdi dedi bu dedi bana çok sağlıklı bir iş gibi gelmiyor dedi ben girmeyeceğim dedi. Biz bu arada benim çok sevdiğim bir kardeşim yani. İkna etmeye çalışıyoruz adamı. Hani o coin'in üreticisini falan tanımıyoruz yani. Yapmışız biz de aynısını çok küçük bir parayla. Ben o zaman şey demiştim. Ya çok şükür paramız varmış kaybettik. Tamam önemli değil canımız sağ olsun demiştim. Birkaç arkadaş toplanmıştık bir yemek yemiştik. Masada yemek yediğimiz masada dolandırıldığımızı öğrenip Luna Coin diye bir şey batmış ve bitmişti. Evet. Ya galiba bir çıkıyor bir arkadaş dedi evet. Ki ya dedi %50 arttı şu anda dedi. Tekrar girsek mi dedi. Yani dolandırıldığımızı fark ettiğimiz yemek masasında tekrar girmeyi düşünen bir arkadaşımız oldu. Yani neredeyse Mustafa'yı yakacaktık. Bahsettiğin coin bir ara yatırım tavsiyesi olarak mesela internete girdiğinizde nasıl yatırım yaparım, işte elindeki parayla ne yaparım diye düşündüğünüzde bir sürü şey çıkıyor karşınıza. Ben bakıyorum altına ne kadar izlenmiş bunlar diye. İnanılmaz izlenme rakamları. Çünkü ama bunları kolay yapabilmek para için çalışıyor. Ben tabii hani ekonomi alanında çalışmıyorum ama merakım var. Bakıyorum yani basit bir şey yapmak istiyorsanız bilmediğiniz bir şey varsa finansal okur yazarlığınız olması lazım. Ve biraz da gözünüzün belki tok olması lazım. Bu finansal okur yazarlık da yok. Birçok yatırımcı da. O yüzden bu işin çetrefilli haline girmeyelim biz. Yani böyle evet. Okumanız lazım, şunları bilmeniz, uzmanlaşmanız lazım. Abi bir yerde çok kolay bir para varsa... Orada bir sorun vardır. Ondan uzak duracaksınız. Onda bir haramlık evet. Vardır. İşte yani o bir yerde sizin canınızı yakın. Onda ısrarlıysan biraz bakman lazım. O anlamda söyleyeyim. Yani evet, yoksa tabii bunlara tamah etmemek kişisel, lazım. Kişisel tercihler. Yoksa evet. Yani hepimiz için muhtemelen bizi izleyen herkesin böyle bu ve benzeri küçük hikayeleri olabilir. Çünkü insanız yani. Herkesin kendi çapında. Yani işte kimisi için 1.000 lira çok büyük bir para. Kimisi için 1.000.000 dolar çok büyük bir para. Benim çok o zamanlar söylediğimde çok tartışmıştı. Herkes gücü kadar zulmeder diye. Hırsızlık da yani. Gücü yettiği kadar işte. Kimisi ölçüde tartta çalar. Kimisi ihalede çalar. Kimisi daha büyük bir iş yapıyordur. Orada çalar. Orada gücü yettiğince çalıyor herkes. Temel ahlaki sorun
gücünüzün yettiğinde yapmıyor olmanız, gücünüz yettiğinde zulmetmemeniz. Yani kendi tebaanıza, gücünüz altında kimse yoksa zaten zalim olamazsınız. Yukarıda birini atıp tutmak, eleştirmek kolaydır. Çok teşekkür ederim Zülfikar. Rica ederim. Hepimize ders bir yerde. Tabii dava nasıl sonuçlanır, nereye gider onu da takip edip anlatacağız. O ayrı konu. Ama hepimize ders, böyle kulağımıza küpe yapalım bu işi. Ve bunun böyle milyon dolarlarla ilgisi yok. Cebinize 300 liranız varsa, o 300 lira sizin için kıymetliyse, helalinden kazandıysanız çok dikkatli ve temkinli olmak durumundasınız. Mesela şimdiki haberimiz neyle ilgili? Yaklaşık 7 milyon çalışan ve ailesiyle ilgili. Asgari ücret. 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zam. Ne olacak diye. Görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Yani konuştuğumuz rakamlar ya da kendi içinizde ya şu kadar yatırırsam böyle alırımlardan, milyonlarca dolardan, yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolar lira gibi bir rakam yapıyor şu ana kadar kaybolan para. Neyi konuşacağız şimdi? 14 bin liralara. Ve işte kirasını 7 bin lira verenleri vesaire. Çoğumuzu yani. Masada hangi rakamlar var? Yanıtına bakalım haberden. Asgari ücret için gözler Aralık ayına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleriyle ilgili sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerine görelim dedi. 7 milyon çalışan ve ailesini ilgilendiren görüşmeler önümüzdeki hafta başlayacak. Masada işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. İşçi tarafı bu yılki görüşmelerde farklı bir yol izleyecek. 4 üyesini asgari ücretle geçimini sağlayan işçiler arasından belirleyecek. Zam pazarlığını onlarla yürütecek. Peki işçi hangi taleplerle masaya oturacak? İlk toplantıda genel ekonomik değerlendirme yapılması ve sonraki görüşmelere ilişkin takvimin belirlenmesi bekleniyor. Asgari ücrete Ocak ayında %54,66, Temmuz ayında ise %34 zam yapıldı. Net asgari ücret halen 11.402 lira olarak uygulanıyor. İşverene ise 500 lira destek sağlanıyor. Asgari ücret belirlenirken enflasyon tahminleri de göz önünde bulundurulacak. Merkez Bankası'nın 2023 tahmini %65. 2024'te ise enflasyonun %36'ya düşmesi bekleniyor. Asgari ücrete %30 zam gelirse 14.822 liraya, %35 zam gelirse 15.392 liraya, %40 zam gelirse 15.962 liraya, %45 zam gelirse 16.532 liraya, %50 zam gelirse 17.103 liraya yükselecek. Oluşacak bu enflasyon farkının... Komisyonun 4 toplantı yapması bekleniyor. Yeni asgari ücret ise son toplantıda açıklanacak. Ya siz haberi izliyorsunuz, biz aramızda az önce Zülfikar'la konuştuğumuz konuyu konuşuyoruz. Diyoruz ki ya hepimizin başına küçük çaplı böyle şeyler bir yerde gelmiş. Yani bizim de kendimizi bir check edip kontrol etmemiz lazım böyle şeylerle ilgili. İşte ben anlatıyorum coinlerle yaşadığım şeyi falan. Kadir hala diyor coinler çok yükselecek, boğa dönemine giriyorum. Önümüzdeki dönem çok yükselecek gerçekten falan diyor bana. Efendim herkesin derdi gücü kadar, bunu unutmayınız. Yani bu böyle bir dengesi var bu kainatın. Ne kadar varsa o kadar onunla sınav olabiliyorsunuz bir yerde. Kiminiz işte milyon dolarlarla ilgili konuşuyor, kimimiz asgari ücretle ilgili sıkıntılarından ve geçim derdinden bahsediyor. Herkesin gerçekten derdi de gücü kadar. Şimdi yerel seçimlere doğru siyaset hareketleniyor. AK Parti adayların belirlenmesi için hafta sonu temayül yoklaması vardı. Bugün de parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar geldi. Cumhur İttifakı'nın hiçbir sorunu yok, güçlü şekilde yerel seçimlere hazırlanıyoruz dedi Ömer Çelik. Açıklamanın özetine bakacağız, buyurunuz gelsin. Hakkında hiçbir sorun yok. Cumhur İttifakı en güçlü şekilde yerel seçimlere en güçlü dayanışmasıyla hazırlanmaya devam ediyor. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi heyetler arasındaki görüşmeler gayet tempolu bir şekilde devam etti. Arkadaşlarımız geçtiğimiz bir iki gün içerisinde de bir araya geldiler. Tabii ki ittifak, daha her zaman söylüyorum, bütün partiler burada kendi kimliklerini, kişiliklerini koruyarak ilkeler temelinde bir araya geliyorlar. Kendi kimlikleri, kişiliklerinden boşanarak, kendi tarihlerinden boşanarak tek bir partiye dönüşmüyorlar. İttifakın esas ilkeler temelinde bir araya geldiğini ve bu ilkelerinde neler olduğunu defalarca ben de ifade ettim. MHP'deki arkadaşlarımız da
gayet açık bir biçimde ifade ettiler. Herhangi bir sorun yok. En güçlü bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli kendileri ihtiyaç gördükleri her durumda zaten bir araya geliyorlar. Taktik meseleler tartışılır. Değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir. Ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100. yıl affı uygulandı. Bu çok tartışılabilecek de bir konu. Vaktimiz az, o yüzden üzerine çok yorum yapmayacağım. Partiden ihraç edilme sürecinde çok tartışılmıştı zaten. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hem açıklamaları hem söylemleri yeniden CHP'ye döndü. CHP'ye dönerken de parti sözcüsü Deniz Yücel, bu karar öncesi Özgür Özel'in, ki Özgür Özel kendisi de bunu söyledi bir televizyon programında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı çıkmadığı için Tanju Özcan'ı yeniden partiye dahil ettiklerini de söyledi. Bu arada Özgür Özel'in tabii bu tür meselelerin tamamını eski genel başkanla ya da bu tür meselelerdeki genel başkanla görüşme hassasiyeti, önümüzdeki dönemde nasıl tartışılır, o da bir merak konusu. Deniz Yücel'in açıklamalarına bakalım. Af talepleriyle ilgili bugün içinde Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'ın da dahil olduğu 13 kişinin, 13 arkadaşımızın af talepleri görüşüldü ve 13 arkadaşımızın parti meclisimizin kararıyla affedilmesine ve yeniden üyeliklerine karar verildi. Böyle bir görüşme olduğunu biliyorum. Yani bunu parti meclisi gündemine, Sayın Tanju Özcan'ın affını parti meclisi gündemine getirmeden önce böyle bir görüşme yapıldığını biliyorum. Geçmiş dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da af konusunda olumlu bir görüşü olduğunu biliyorum. Evet. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu yerel seçimde işbirliği konusuna ilişkin açıklamalar yaptı. İstanbul ve Ankara için yeni bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi. Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını da belirtti. Akşener ve Özel arasında görüşme konusuna dair mesajları da vardı. Kürşat Zorlu'nun o önemli açıklamanın özetine bakalım hemen. An itibariyle de Sayın Özel'in partimizden, genel başkanımızdan herhangi bir randevu talebi yok. Hani bilgilendirmek için söylüyorum. Şu ana kadar İyi Parti 81 ilde adaylarını çıkarma kararının ardından 3 büyükşehir, Eskişehir, İzmir ve Kahramanmaraş'ta büyükşehir belediye başkan adaylarımızı belirledik. 4 ilde, 40 ilçede ve toplam beldelerle birlikte 59 yerleşim yerinde adaylarımızı belirlemiş bulunuyoruz. Bu haftada bir değişiklik olmazsa eğer 12 adayımızı vatandaşlarımızla paylaşacağız. Divanımızda Sayın Mansur Yavaş'ın ziyareti ve içeriğiyle ilgili bir değerlendirme oldu. Sayın Yavaş, Sayın Özgür Özel'in selamını getirdiler. Görüşmede divan üyelerimiz de yer alıyordu. Bunun dışında bir şey olmadı. Evet, reklam arası efendim. Efendim tekrar merhabalar. 20 oldu saatlerimiz. Devam ediyoruz. Ana habere Mehmet Akif Ersoy ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanchez'le görüştü dedik. Orada altyazıda görüyorsunuz zaten. Filistin'le ilgili ifadelerinin önemli ve kıymetli olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanchez'le telefon görüşmesinde. Ne demişti Sanchez? Onu da hemen hatırlatalım. Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak iki devlet çözüm konusunda Filistin devletini tanıyabileceklerini ifade eder cümleler kurmuştu. Ve bir an önce de iki devlet çözüm konusunda adım atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştı. İsrail ile Hamas arasında 4 günlük insani ara olarak nitelendirilen ateşkes bugün normalde son bulacak sabah saatlerinde. Yarın sabah İsrail yeniden Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam edecek mi? Henüz belli değil ama uzayacağı değerlendiriliyor ateşkesin. Hatta bu konuda neredeyse mutabakat sağlanmak üzere deniliyor. Taraflar esir takası karşılığında ateşkesin uzaması görüşmelerini hala sürdürüyorlar. Uluslararası örgütlerden de ateşkesin devam etmesi yönünde mesajlar ve destek var. Bölgedeki son durumu alacağız. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bizi bekliyor. Konumuz sadece tabii ki ateşkes değil. Ateşkes sonrası süreçte. Enes bölgeyi çok iyi bilen bir isim. Uzun zamandır da orada. Dolayısıyla Enes eğer mümkünse ben senden İsrail basınında bu rehine takası sonrasında yazılan çizilenleri, Gazze'ye yönelik operasyonun devam etmesi etmemesi konusundaki yaklaşımları, İsrail'in kalıcı olup olmayacağı konusundaki değerlendirmeleri, İsrail'de konuşulan değerlendirmeleri de
dinlemek isterim. Benim sormayı unuttum ama senin şu çok önemli bir nokta dediğin bir konu varsa onu da lütfen bize aktar. Sözü sana bırakıyorum. Buyur. Evet Akif Ersoy, önce şununla başlayalım. Taraflar arasındaki müzakereler nasıl devam ediyor? Dün akşam saatlerinde sil takası da gerçekleşmeden önce, yani İsrail'de esirlerin Gazze'den bırakılması ve Filistin'den serbest kalmasından önce gelen bir açıklama vardı Hamas'tan. Biz bu çatışmalara verilen geçici insani araya devam etmek konusunda arzumuzu sürdürüyoruz diye bir açıklama geldi. Bunun ardından akşam saatlerinde Gazze'nin 14 İsrail'i, bunlardan birisi İsrail-Rus çifte vatandaşı ve aynı zamanda bununla ilgili de Hamas bir açıklama yapmıştı. Vladimir Putin'in Filistin'in yanlısı tutumundan dolayı bunu bir jest olarak serbest bıraktıklarını, bu İsrail-Rus 25 yaşındaki adam, yani erkek, ilk defa bir erkek esir de bırakılmış oldu. Bunu jest olarak yaptıklarını söylemişti. Aradan birkaç saat geçerken de yine Filistinli, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli esirler bırakıldı. Dünkü Filistinli esirlerin tamamı çocuktu. Bunlarda 39 kişiydi. Bunlardan 21 tanesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşıyor. 17 tanesi işgal altındaki Batı Şeria'da yaşıyor ve bir tanesi de ayrıca Gazze'de yaşıyordu. Dün bunlar serbest bırakıldı. Ardından Netanyahu'dan bir açıklama geldi. Ateşkes konusunda Joe Biden'la görüştüğünü bildirdi. Joe Biden'a ortada her bırakılacak 10 esir için geçici insani aranın 24 saat uzatılmasına ilişkin mutabakatı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Ama bu tabii ki bir kesin onay olarak da geçmedi. Ancak taraflar arasından gelen olumlu mesajların ardından gözler bugün yapılacak esir takasına çevrildi. Esir takasında İsrail listeleri teslim aldığını duyurdu. Listelerle ilgili bazı noktalarda değişiklik istediği bildirildi. Ardından sonra açıklama Mısır'dan geldi. Mısır'da akşam saatlerinde tarafların abluk altındaki Gazze şeridinden serbest bırakılacak 11 İsrailli kadın ve esir çocuğun karşılığında Filistin İsrail hapishanelerinde tutuklu 33 Filistinli esirin serbest bırakılacağı bildirildi. Böylece ne olmuş oldu? 4 günlük mutabakatın 50 İsrailli kadın ve çocuk esire karşı İsrail hapishanelerindeki 150 kadın ve çocuk esirin serbest bırakılması konusundaki takas mutabakatı işlemiş oldu. Peki şimdi sırada ne var? Sırada gözler yine yarın akşama çevrilecek. Yarın akşam aynı mekanizma işleyecek mi? Bunu merakla izliyor olacağız. Aynı şekilde Mısır'ın açıklamasından anladığımız kadarıyla da henüz 2 günlük bir devam etmesi yönünde mutabakat var. Ben Gazze'de ne beklendiğini değerlendirmekten önce şu noktayı dikkati çekmek istiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi şu anda bölgede yoğun hava yağış ve fırtına var. Ancak abluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki ve şehir merkezindeki bir kısmında İsrail'in işgali devam ediyor. İsrail Gazze'nin güneyine sığınan 1.7 milyon zorla göç ettirilmiş, evlerinden edilmiş Filistinlinin evlerine dönmesine müsaade etmiyor. Dönmek isteyenlere karşı da askeri yöntemleri uyguluyor. Hatta ateşkesin ilk gününde ateş açtığı ve bir Filistinlinin hayatını kaybettiği vaka da ortada. Hal böyleyken içeri giren yardımlar konusunda Filistinlilerden oldukça yakarışa varan çağrılar var. Yardımların yeterli olmadığı, bu çağrılara aynı şekilde uluslararası insan hakları kuruluşları ve BM kurumları da aynı şekilde katılıyor ve giren yardımların yetersiz olduğunu söylüyor. Özellikle kuzeydeki insani dram çok ağır durumda. Gazze Belediye Başkanlığı Sözcüsü burada 700 bine yakın insanın bulunduğunu söylüyor. İsrail ordusu ise yaklaşık 400 bin kişinin kaldığını savunuyor. Ne olursa olsun yüz binlerce insanın yakıttan mahrum olduğu, yeterli gıdanın, temiz suyun ulaşamadığı ve bölgede büyük bir yıkımla karşı karşıya oldukları bir manzara var. Yani ateşkes devam etse bile İsrail'in yaklaşık 50 gündür devam eden saldırılarının doğurduğu insani felaket hala ortada kalmaya devam ediyor. Peki sırada ne var? Bunu İsraillerin mesajlarından okuyacak olursak,
Hatta cumartesi gecesiydi. Taraflar arasında esir takasına ilişkin pürüz yaşandı. İzzettin Kassam Tugayları İsrail'in mutabakata varılan maddeleri yerine getirmediği, Filistinli esirleri listeye göre bırakmadığı ve aynı zamanda Gazze'nin kuzeyine yardımların gidişine izin vermediği yönünde İsrail'i suçladığı bir durum vardı. Aradan geçen birkaç saat içinde İsrailli yetkililerden hiç gecikmeden basına isminin gizli kalmasını isteyen yetkililer aracılığıyla eğer ki esirler serbest kalmazsa gece yarısından itibaren saldırılarına devam edeceği mesajları geldi. Aynı şekilde İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze'de henüz hedeflerini gerçekleştirmedikleri, Hamas'ı yok etme hedefinde oldukları ve bunun için devam edeceklerini söyledi. Dün akşam da Netanyahu aynı şekilde bu esir takası ile ilgili mutabakatı memnuniyetle karşılarken tüm operasyonun amaçla esir takasları tamamlandıktan sonra operasyonun hedeflerini gerçekleştirmek için devam edeceklerini söyledi. Enes Canlı, teşekkür ediyoruz aktardığın notlar için. Ben teşekkür ederim. Demek ki biraz daha ve birkaç tur daha önce öyle olmuştu. Bunu göreceğiz ama İsrail Gazze'de işgalci olmayı sürdürecek mi? O belki de en belirleyici, en keskin nokta olacak. Ateşkesin uzatılması için tarafların müzakeresi sürüyor dedik. Karşılıklı açıklamalar var. Ne demişler uzatılmasına dair, ona bakalım. Hamas 2-4 gün arası bir uzatmadan yanayız diyor. Netanyahu İsrail Başbakanı her 10 İsrailli esire karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasına olumlu bakabiliriz diyor. Mısır Gazze'de ateşkesin 2 gün daha uzatılması için anlaşmaya yakınız diyor. Bu çok yeni bir bilgi. Stoltenberg NATO Genel Sekreteri de Gazze'deki insani aranın uzatılması için çağrı yapıyorum diyor. Burada tabii ki insani ara bittikten sonra savaşın bir süre daha devam etmesi, sonra tekrar bir rehine takası için bu sefer işte erkeklerin teslim edilmesi vesaire, tekrar pazarlıkların olacağı, o sürede yaşanacak yıkım, uluslararası toplumun ne yapacağı konusu, Hamas'ın sürecin nasıl şekilleneceği, bunlar önemli olacak. Gazze'de geçici ateşkesin 3. gününde esir ve tutuklu takası tekrar yapıldı ve Hamas'ın 14 İsrailli ve 3 yabancı rehineyi serbest bırakmasının ardından da, bu arada Rusya ile ilgili jesti zaten anlamışsınızdır, Rusya'nın Hamas'la ilişkisi ve bu konudaki açıklamalar üzerinden, onu çok anlatmaya gerek duymadık. İsrail 39 Filistinli mahkumu daha serbest bıraktı. Haberden detaylarına bakalım. Sonra da Elon Musk'a bakacağız. Hamas ve İsrail arasındaki 3. rehine takası tamamlandı. Hamas 14 İsrailli, 3 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. İsrail'de 39 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı. Uluslararası Kızıl Aç Örgütü de rehine transferinin başarılı şekilde yapıldığını aktardı. Serbest bırakılan Filistinliler Batı Şeria'daki Ramallah'ta coşkuyla karşılandı. Benzer görüntüler İsrail'de de vardı. Serbest bırakılanlardan biri de 4 yaşındaki ABD'li Abigail Eden'di. Yeni yaşına rehine olarak giren Eden'in salı verildiğini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bizzat kendisi duyurdu. Abigail bugün Gazze'den serbest bırakılan 13 rehine arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun diplomasisi ve aracılığı sayesinde Abigail şu anda güvenli bir şekilde İsrail'de. Baskı yapmaya devam ediyoruz ve başka Amerikalıların da serbest bırakılacağını umuyoruz. Serbest bırakılanlardan biri de Rus vatandaşıydı. Rus vatandaşının serbest bırakıldığını takastan önce Hamas duyurdu. Açıklamada Moskova'nın tutumu takdir edildiği için Rus rehininin serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrı bir anlaşmayla Taylandlıların da serbest bırakılmasına devam ediliyor. Hamas 3. günde de 3 Taylandlıyı bıraktı. İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım günü sabah saatlerinde başlayan insani arada şu ana kadar Hamas tarafından 40 İsrailli ve 18 yabancı uyruklu ve çifte vatandaş, İsrail tarafındansa 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı. Efendim, İsrail ve Hamas arasındaki bu sürecin başından itibaren bunun aynı zamanda hem medya araçları üzerinden hem de sosyal medya araçları üzerinden bir mücadele olduğunu ve dezenformasyon sürecinin de çok yaygın şekilde devam ettiğini paylaştık. Dönem dönem işte Instagram'da, Facebook'ta pek çok paylaşım, Filistin lehine olan pek çok paylaşım kaldırıldı, görüntülenmesi yasaklandı, bazı hesaplar kapatıldı. O süreçlerde de Twitter'ı iyi ki Elon Musk satın almış, yoksa Twitter'da da
pek çok şey paylaşılamayacaktı gibi cümleler kuruldu. Ve günün sonunda Elon Musk hem Twitter'da Filistinlerin paylaşımlarını kısıtlamadı ve engellemedi. Hem de Gazze'ye bir ara Starlink uydularından birini gönderdi. İnternete erişemiyorlardı, internete erişebilsinler diye. Sonra Elon Musk bu arada Filistin destekler ve İsrail'in bu saldırılarına eleştiren bazı paylaşımlar yaptığı için hisseleri düşmeye başladı. Önemli çok büyük küresel düzeyde firmalar Twitter'a reklam, X'e hala Twitter diyorum, X'e reklam vermeyi bıraktıklarını açıkladılar. Hemen bir yaptırımla karşı karşıya kaldı Musk o süreç içerisinde ve ne olacak acaba derken X bu sosyal medya platformları içerisinde en güçlü noktalarda olan diğer adı Twitter sahibi Elon Musk İsrail'e gitti. Netanyahu ile görüştü. Muhtemeldir ki Elon Musk'ın İsrail'e gitmesi için küresel düzeyde Siyonist lobi çok büyük bir çaba sarf etmiştir. Bu görüşmenin öncesinde şöyle bir tweet attı Elon Musk. Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Daha doğrusu görüşmenin öncesinde demeyeyim. Bu görüşme sürecinde dedi ki eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Ne söylediğimiz değil ne yaptığımız önemlidir dedi bir yerde. Bunu kim nasıl anlar diye haber toplantısında konuşuyoruz. Kimisi şöyle anlayabilir mesela. Ben şu anda İsrail'e gidiyorum ya da işte bazı cümleler kuracağım. Niye? Çünkü Netanyahu ile Elon Musk arasındaki görüşmede Gazze'ye bir daha uydu ve internet verecekse İsrailler izinsiz bunu yapmaması gerektiği ona söylendi. O da tamam dedi. Öyle dendi haberlerde. Elon Musk şunu da kastetmiş olabilir. Ya ben yapacağım gerekeni de demiş olabilir. Yani burada diplomatik bir süreç yönetiyorum da demiş olabilir. Tam tersine Elon Musk bakın benim İsrail'e ve Siyonist lobiye, Yahudi lobisine neyse küresel aktörlere, reklam verenlerine ya benim sözlerimden daha önemli yaptığım eylem. Bakın İsrail'e geldim. Netanyahu ile birlikte işte saldırıya uğrayan yerleşim bölgelerini, işgal bölgelerini ziyaret ettim gibi bir şey de söylemiş olabilir. Herkes bunu kendince yorumlayacak, değerlendirecek. Bu ilk paylaşım. Hemen sonrasında İsrail'de Netanyahu ile başbakanla bir araya geldiler. O görüşmeye dair Netanyahu bir paylaşım yaptı İsrail başbakanı. Daha sonra bir video yayınladılar, onu da göstereceğiz. Hamas'ın işlediği insanlığa karşı suçları yakından göstermek için Elon Musk'la Kibbutz Kifer'de Gazze'yi gezdim diyor. Bu görüntüyü, fotoğrafı paylaşıyor. Burası bu arada kibuslar, o Kibbutz Kifer dediği bölge bir işgal edilmiş bir yerleşim bölgesi. Bu bir bebek beşiği. Video da gelsin hatta. Videoyu gösterelim, dinleyelim, üstünü anlatalım. Bakın burada gidiyorlar. Burada yerleşimleri. Not home yet, but most of them were kidnapped from the houses over here. Is when the terrorists infiltrated into the kibbutz itself. Burası hasar gören ev. Yani evlerine dönemediler diyor yerleşimciler. Ama işte kurtuldular diyor. Hamas'ın saldırılarını gösteriyor. Devam edelim. Akıyor video, evet. Elon Musk'a burada tabii çelik yelek de giydirmişler. Netanyahu'ya da giydirmişler. Sanırsınız ki burada güvenlik sorunu var. Bu arada bunların hepsi algılar için çok önemli şeyler. Bu bebek beşiğini ve kurşunlara bakın şimdi. Orada kan olduğu da söyleniyor bu arada. Öyle paylaştılar. Kan ve kurşunlar var. Yani yerseniz eğer. Kan ve kurşunlar var. Bebek beşiğinde hem de. Bunlar yakıldığı iddia edilen binalar. Kibuslarda. Devam ediyorlar göstermeye. Elon Musk'a diyorlar ki yani bak biz kendi topraklarımız içerisinde, işgal ettikleri topraklarla ilgili kendi topraklarımız içerisinde böyle bir terörist saldırıya uğradık. Ve bu saldırının sonucu olarak şu anda Gazze'de bebekleri öldürüyoruz. Elon Musk da orada fotoğraf çekiyor. İşte çelik yelek giydiriyorlar çünkü bir güvenlik sorunumuz var bizim. Yani biz kendi ülkemizde güvende değiliz mesajı veriyorlar bütün dünyaya. Elon Musk'la birlikte Netanyahu da giymiş çelik yeleğini ama kafasında kask falan yok hiçbirinin. Yani yelekte öyle işte görüntü olarak giymişler. Sonra binaların içerisindeki kurşun izlerini gösteriyorlar. O saldırıları, videolar izletiyorlar Elon Musk'a. Yakaladıkları işte Hamas'ların görüntülerini tabletler üzerinden. Evet, Musk bunlardan etkileniyor. Yani gördüğünüz üzere burada evler vesaire. Şimdi buna dair birkaç cümle etmeden geçmeyeceğiz tabii ki. Niye? Bir kere biz buraya gittik. Burada
Mesela yakılmış onlarca, yüzlerce araç vardı. İsrail bunları basına gösterdi. Ama onları Hamas'ın yakması öyle bir fırsatı yok zaten. Onu yapması mümkün değil. Onlar nasıl yandı o araçlar? Ya da yıkılmış veya tamamen işte yok olmuş, çok ağır silahlarla vurulmuş evler, karakollar vardı. Oraları da gezdirdiler bize, gazetecilere. Hamas yaptı gibi. Halbuki alakası yok. Orada Hamaslar orayı ele geçirmişler hafif silahlarla. İsrail Hamaslardan geri almak için o evleri yıkmıştı. Buldozerlerle, tanklarla, toplarla vesaire. İki gün daha uzatıldı bu arada ateşkes. Bir son dakika gelişmesi. Beklendiği gibi Katar ve Hamas uzatılmasını anlaşıldığını söyledi. İki gün daha ateşkes uzatıldı efendim. Sıcak gelişme. Bir de şöyle bir şey var. En temel yanlışımız şu olur. Olayı 7 Ekim'den itibaren değerlendirmeye başlarsak, sonrasında bile değerlendirsek, 5000 tane çocuk öldürdü İsrail. Mesela Elon Musk, İsrail madem demokrat bir ülke falan öyle olduğunu iddia ediyor. Hadi Gazze'yi de gezdirsinler Elon Musk'a, bıraksınlar. Guterres'i bile sokmadılar Gazze'ye. Bir de Gazze'de neyle karşılaşmış Filistinler onu görsün. Hadi Elon Musk mesela bugüne kadar Filistin topraklarını bir dolaşabilseydi ya da başka isimler, liderler, Filistinlerin neler yaşadıklarını Filistinler onlara bir anlatsaydı. Ta 1917'den bu yana, 1948'den bu yana dedeleri, babaları, kendileri, çocukları neler yaşıyorlar? Niye böyle bir sürecin içindeler? Niye öfkelendirildiler tarihleri boyunca? Evleri gasp edildi, çocuklarının kolları kırıldı, evlatları öldürüldü, anneleri katledildi, babaları katledildi. Bunları hiç anlatmıyoruz. Niye? 7 Ekim'den başlatıyoruz. Oysa bir öncesi var, bir de sonrası var. Hepsini birden anladığınızda Filistin meselesini zaten anlayabilirsiniz. Yoksa size şov yaparlar. Yaptıkları şovları da yeriz efendim. Elon Musk yemiştir, yememiştir bilemem. Verdiği mesaj neydi onu da bilemem. İkna fotoğrafı, videosu bir propaganda savaşının odağındaki X'te devam ediyor. Orayı nasıl kullanacağız, orada etkilenecek mi artık paylaşımları onu da bilmiyorum. Ama bir de ses odasında buluştular Başbakan Netanyahu ile birlikte. Netanyahu kendi kişisel hesabından yayınladı bir ses dosyasını. Böyle biraz dinleyelim. Sonra Elon Musk da bu dosyayı Elon, paylaştı Twitter platformu olarak. You've been here before. Yes. This is a visit unlike anyone because you started it out. Görüşmede İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'liler için güvenlik, barış, daha iyi bir yaşam istediklerini, bunun için de Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini söylüyor bu konuşmalarda. Gazze'nin yeniden kurulması için Arap dostlarımızın diyor bize yardım etmelerini umuyorum diyor. Biz yıktık ama buna para vermeyiz. Körfez ülkeleri para versin yeniden yapalım ama nasıl bir Gazze? Bizim kontrolümüzde bir Gazze olsun. Gazze'nin geleceği için Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini Elon Musk da destekleyen bir cümle kuruyor. Yeniden inşa konusunda da yardım etmek istediğini söylüyor. Sivil kayıpların kaçınılmaz olduğu konusunda belli ki Elon Musk bir miktar ikna edilmiş. Öyle bir cümle de kuruyor maalesef. Diyor ki yani evet sivil kayıplar olabilir. İsrail bunlardan kaçınmaya çalışıyor diyor Elon Musk bu konuşmada. Genellikle galip gelen kaybedeni cezalandırır ifadelerini kullanıyor Amerikalı milyarder. Ve Filistin topraklarını radikallikten arındırmak önemli diyor. Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek de konumuz. Hem ziyareti hem ateşkesi hem bundan sonra yaşanacakları konuşacağız. Hoş geldin Nevzat. Hoş bulduk. Ben bir şey sormayayım. Sen hemen değerlendirmelerini bizle paylaş istersen. Esirleri sonra konuşuruz. Belki bundan başlamak lazım. Yani onunla başlayayım. Ben İsrail'deki bir sitenin senin bu bahsettiğinden önce Musk'ın konuşmasını vermiş. Diyor ki Elon Musk Gazze Şeridi'ni ziyareti ve korku filmini izledikten sonra. Yani biliyorsun herkes onu korku filmi olarak şey yapıyorlar. Kendi parlamenterlerine de izlettiler. Ona da evet öyle bir film evet, izlettiler. Hamas'ın saldırılarını. Evet şey. Amerika'ya sonra götürdüler onu izletme noktasında. Diyor ki insanların katledildiği yerleri görmek, katillerin sevinçle coştu bir videoyu izlemek, masumların katledilmesini kutlamak kesinlikle duygular açısından çok zor bir gündü. Çok rahatsız edici bir hareketti. Nefreti durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Başbakan Netanyahu ile konuştum ve bence Gazze'de olması gereken şeyler var. Bundan sonrası önemli. İlk olarak öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka çare yok. İkincisi de eğitimin değiştirilmesi ki yeni nesiller katil eğitim almasınlar. Yani şunu bir efsane vardı Türkiye'de. Bugün bir bu X'teki platformları, haberleri doğruluğunu araştıran bir site, ismini söylemeyeyim. Şimdi o site bugün bir değerlendirme yapmıştı.
Musk'ın ben para kaybederim sözünün Filistinler için mi söylendiği, yoksa daha önce Tesla'nın bir genel kurulunda mı olduğu ile ilgili? Aslında Türkiye'de çok yanlış bilinen bir şey var. Musk hiçbir zaman için ben Filistinler'den dolayı para kaybedersem kaybederim diye bir şey söylemedi. Tesla'nın bir genel kurulunda vardı. O genel kurulu sonrasında bir açıklama yaptı ama Türkiye'de nedense o şey dolaşıma sokuldu. Elon Musk hayranlığı başladı. Evet, öyle sokuldu ve daha önemlisi mesela Soros'un bir tweet'i vardı. Soros'un bir tweet'i vardı. O Soros'un tweet'i üzerine de Musk'ın yani Yahudileri destekleyen başka şeyi vardı, açıklaması vardı. Yani Türkiye'de ne oldu ben anlamadım. Siyonizmi destekleyen. Evet, Siyonizmi destekleyen yani şöyle Yahudileri diye şey yaptı ama Siyonizm olarak ifade edilebilir. Mesela ben anlamadım. Hani bu çağrılar vardı. İşte internet kesildiğinde siz oradaydınız, yayındaydınız. Herkes bir şekilde uyduyu gönder, çağrı şey yapıldı falan. Mesela ben hala o süreci bilmiyorum. Yani şeyin açılıp açılmadığını bilmiyorum uydunun. Öyle söylendi. Evet, ben bilmiyorum. Yani mesela ben şimdi senin haberinden sonra şimdi yani sen de büyük ihtimalle soracaksın. Ben de soracağım. Çünkü bir efsane dolaştı. Sürekli bir efsane dolaştı. Şimdi yüzleşmeye başladık. Yüzleşince bu sefer yani bu Türkiye'de Arap dünyasında çok ilginç bir şey. Böyle bir şey büyütülüyor. Aslında bu çok iyi bilinen bir medya iletişim stratejisi. Yani bir şeyi büyütüyorsunuz, ondan sonra hayranlık duymaya başlıyorsunuz. Birden şimdi mesela sosyal medyada şöyle. Keşke böyle programlar olsa da önce övenleri, şimdi de küfredenleri gösterebilsek. Çünkü öyle başlayacak bu mesele. Yani sonuç itibariyle mesela... Ya, galiba çaresizlik ya, tutunacak yer arıyor İslam dünyası. Yani kendinden o kadar umutsuz ki, böyle dışarıdan birisi bir şey dediği zaman, Sanchez şimdi mesela, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüler. Sanchez'in açıklaması falan önemli. Hep dışarıdan böyle tutunacak bir yer arıyorlar. Şöyle Akif, yani ben bugün bir yerde böyle bir özel sohbetteydim. Dedim ki ya İsrail meselesini hep diyoruz ya, ne yapılabilir Filistin meselesi konuşuluyor. Çok basit dedim ya. Biz dedim önce WhatsApp'lar kapatılmasın diye uğraştık. Sonra Facebook'a bir şey olmasın diye dua ettik. Şimdi X platformu aman neredeyse olmazsa olmazımız oldu. Peki o da giderse ne olacak sorusunun cevabı. İşte bir televizyon kanalı var biliyorsun. Yani şu an CNN'in, Fox'un ve benzerlerinin önünde Gazze'den şey yapabilen bir kanal var. El Cezire var. Yani o biraz hani dünya çapında bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi dönüp bakmak lazım. Hakikaten bakmak lazım. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bu boykot meselesi hep konuşuldu ya, böyle klasik boykotlar falan. Şimdi burayı ne yapacaksınız? Ortada işte, söyledikleri ortada. Ortada yani şu an gitti. Çok net desteğini de açıkladı. Bir korku filmi izlettiler kendisine. İnandı da. Ve bugün mesela onun platformunda, hadi geldiysen sen de biraz önce söyledin, Gazze'ye de git. Gazze'ye de gör, Gazze'ye de ziyaret et. Bir de orayı bir gör, bir şey yap. Ya Beşik'te bir kurşunlar var mesela. İmkansız bir şey yani hani. O Beşik'te valla şöyle koymuşlar hiçbir şey imkansız değil. Yani. Hiçbir şey imkansız değil. Çünkü ABD Başkanı'na bebeklerin kafası kesildi diye açıklama yaptırabilen bir İsrail adresi var. Hiçbir şey imkansız değil. Hayır şöyle imkansız bir şey. Yani. Öyle olmadığını biz biliyoruz yani. İşte görüyoruz ki kurgusal ama ikna ediyor mu ediyor. Videoları izletiyor işte tamam. Için... Bir de 7 Ekim'den başlatıyor. Yani bir Elon Musk'a hikayeyi anlatmak. Şunun için diyorum imkansız değil. Zaten kurgu olduğu, yani kurgunun inandırılması anlamında imkansız değil. İsrail bunu tabii çok güzel yapıyor. Yani yapmış. Çok güzel yapıyor. Ben yani bu 7 Ekim'den bugüne hiç olmadığı kadar İsrail hesapları takip ediyorum. Hakikaten gecem gündüz İsrail hesapları. Şunu söyleyeyim. Yani mesela bir ordu sözcülüğü düşün. Arapça kısmı ayrı yayın yapıyor. İbranice kısmı ayrı yayın yapıyor. İngilizcesi ayrı yayın yapıyor. O yetmiyor, bir sürü farklı kanallar. O yetmiyor mesela internet sitelerinde ya inanılmaz böyle bir şey söz birliği var. İnanılmaz bir derecede bir tek merkeze yürütülen bir algı şeyi var. Ama onun karşısında Gazze'de olan var. Yani o yüzden iş çok zor. Hakikaten çok zor. Sağlıklı haber alma anlamında çok zor. Mesela ben şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlara ya işte bizim senin birçok insan hesabı bu süreçte çok aktifleşti. Trafik aynı. Diyorum ki arkadaşlar ya bir tuhaflık var. Ya trafik aynı olur mu? Ya 20 günde bir insanın trafiği aynı olur mu? Yani az 100 kişi gelir, 100 kişi gider değil mi? Ha takipçi gelmiyor. Takipçi gelmiyor. Standart durduruyor. Doğru. Durduruyor mesela benim hesabımı. Hani ben kendim için söylemek istemez mi? Şu an sen deyince aklıma geldi. Birçok arkadaşa baktım. Ya nasıl oluyor diyorum, tamam mı? Yani etkileşime bakıyorsun.
Etkileşim. Milyonlar. Evet. 80 milyon etkileşim almış mesela, bir şey göndermiş bir arkadaş bana. Ama şey yok. Trafikçi de gelmiyor. Yani sonuç itibariyle mesela Instagram'da zaten alıştık. Mesela otomatiğen kaldırıyor. Bu basın grubu var işte gazeteciler için, Filistin'de öldürülen gazetecilerle ilgili paylaşım yapılıyor. Anında kaldırıyor. Hikayenin otomatiğe paylaşmasını engelliyor. Evet evet, bana anında kaldırıyor. Takipçilerim gönderdi. Tabii anında kaldırıyor falan. Hani bunlara alıştık zaten de şeyde hakikaten bu platformda ben umutluydum, o da gitti. Yani o da gitti. Şimdi esir takası konusu. İki gün daha uzatıldı. Şu an tek umut Telegram. Telegram şu an çok iyi işlev görüyor. Hala ilk günden itibaren bütün fotoğraflar, bütün görüntüler Telegram grupları üzerinden her şey geliyor şu an. Yani sosyal medyada yaygınlaşması belki Instagram, X platformu ama haberin doğru akışı Telegram üzerinden geliyor şu an. Hepimiz Gazze'deki pek çok şey. Zaten Hamas da vardı. Bütün paylaşımlar oraya yapıyor. Tabii şu an herkesin paylaşımı orada. Resmi paylaşımlar orada. Ama işte daha önce de bir ara hani WhatsApp'tan çıkalım, Telegram'a girelim gibi şeyler olmuştu. Onun da başka handikaplarından bahsetmişlerdi. Kendi uygulamamızı yaptık, onu kullanmıyoruz. Turkcell VIP vardı. Ne kadar kullanıyoruz işte. Bizim tek kullanmamız yetmiyor ki işte. Yani. Yetmiyor, bir de işte problem çıkarıyor. Ya valla şu öz eleştiri yapayım. İyi mühendislik yapmıyoruz. Şu öz eleştiri yapayım, isim vermeyeyim. Yani hadi bu iş ticari değil. Müslümanlar para kazanmasını severler. Ya ticari kısımda da aynı yerdeyiz. Yani alışveriş sitelerine bakın, aynı yerdeyiz. Yani isim vermeyeyim. Yani yok. Dolayısıyla da bu bir taraf eksik değil yani. Gazze'deki duruma dair esirler, dikkatini çeken esir takası konusunda bizim böyle sıkıladığımız başlıklar var mı? Hem çıkanlar içerisinde, çıkıp konuşanlar, çıkış şekilleri, verilen mesajlar, yayınlanan açıklamalar, videolar, servis eden hem Hamas'tan hem İsrail'den. Buyur. Şimdi birincisi bu iki gün uzatılma meselesi konuşuluyordu zaten. Üç tür mesele var orada. Bir tanesi biliyorsun 40-50 sivil esirin Hamas'ın elinde olmadığı ifadesi var. Ve Katar bu esirlerin bir şekilde toplanması gerektiğini ifade etti ve Hamas bunun için bir süre istedi. Çünkü birçok farklı grup vardı. Birçok farklı grup tarafından kaçırılmışlardı. Hatırlarsa motosikletle bile esirler götürülmüştü. İkincisi burada listelerde özellikle kadın ve çocuklar Hamas tarafından verilmiş gibi gösterildi. İsrail yine kadın ve çocukları istedi. Ama aslında orada yetişkinler krizi çıktı. Yani Hamas dedi ki ya belli yaş grubun üstündekilerini de vermeniz lazım. Niye vermiyorsunuz dedi bunları. Yani çünkü genelde biliyorsun kadınlar hariç 18 yaş altı ve 18 yaş şey çocuklarıydı. Biraz daha üstleri vermeniz lazım dedi. O bir krizdi. Üçüncüsü İsrail tarafı anne ve çocukların ayrılmamasını istedi ki bu bugünkü krizin ana sebebi oydu. Yani anne ve çocuklar ayrılmadan bu işi halledin dedi. Orada Hamas kendisine göre bir strateji oluşturdu karşı taraf için. O çözüldü. Anladığım kadarıyla tabii şu var. Senin bugün yani yayınlara biz baktık böyle bırakılma meselelerinde iki şey dikkatimi çekti. İlk gün bir Kızılaş görevlisinin bir El-Kassam Tugay militanına cihaz yerleştirip yerleştirmediği ile ilgili çok tartışma çıktı. İkincisi de bugün bazı esirlerde öğlen konuştuğumuzdan sonra fark ettik. Onu hakikaten var mı? Baktın mı sen? Ya var ama bir şey çözemedim ben. Ben orada. De çözemedim. Çözemedik. Girmedim. Yani çözemedik orada. Hani şunu biliyoruz ama İsrail'in esirlerin konuşmaması noktasında basınla diyalog noktasında kapattığını biliyoruz. Çünkü geçmiş dönemde yapılan konuşma hazırlıklı olmadığı için Hamas'ın işine yaramıştı. Ters tepti ama şöyle. Mesela Taylandlılar konuşuyor. Bu arada Tayland meselesinde çok ilginç bir şey. İlk gün İsrail basını Tayland'da esirlerin bırakılması İran'a bağladı. Ama sonradan Taylandlılar Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ettiler. Orada Hamas açıklama yaptı zaten. Hamas yaptı. Bak ilk gün İsrail'in bütün sosyal medyaları ve 12'si 13'ü falan Tayland'da esirlerin bırakılacağını ifade etti. Ve dediler ki Tayland hükümeti İran'a başvurdu ve İran'dan bu şey geldi. Sonra esirler bırakıldı. Sonra esirlerin bırakılmasıyla birlikte biz Sayın Cumhurbaşkanı ismini duyduk. Neden böyle bir şey yaptı yani İsrail medyası? Şöyle anladığım kadarıyla yani ben mesela onlar açıklayana kadar ben de dedim herhalde yani İran devreye girmiştir. Tayland ve İran şeyini de çözemedim bu arada. Yani bağlantısını hani Mısır olur Katar olur anlaşılır bir şey. Sonra Hamas resmi açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti ve dedi ki ya karşılıksız bıraktık. Yani onun çabalarıyla karşılıksız bıraktık ki zaten istihbaratın dışlarının süreç içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu arada rehine takası sürecinde İran hiç yok.
Zaten işte niye kattı onu anlamadım. Yani İsrail bilinçli bir şekilde ilk o Taylandlı, ki sosyal medyada hala duruyor, Taylandlar bırakıldığında, bırakıldı daha doğrusu 24'ten bahsedildi sayı, 12'si bırakıldı ve dedi ki Tayland hükümeti bunu İran'a danıştı ve İran üzerinden bu geldi diye. Niye yaptı bilmiyorum. Fakat sonrasında çıkan şey İsrail'in bunun söylerken yalan söylediğiydi. Bu başka bir kısım. Bir diğer mesele, şimdi tabii Hamas'ın üst düzey komutanları öldürüldü. Yani onlar da bugün taziyelerini yayınladılar. Dün de cenazeleri zaten defnedildi. Akif çok açık söyleyeyim. Yani süreç bence Netanyahu açısından daha da zor bir duruma giriyor. Neden? Yani, nedeni şu. İki gün önce İsrail'de çok geniş bir kamuoyu araştırması yapıldı. Ve o kamuoyu araştırması ben de sosyal medyada paylaştım. Yani uluslararası deneklerle yapılan. Çünkü biliyorsun bini falan geçmediği zaman olmuyor. Şu an Netanyahu hükümetini oluşturan partiler seçime girdiğinde kaybediyorlar. Çok ciddi kaybediyorlar hem de. Öyle böyle değil. Yani daha sağa mı kaymış peki İsrail? Hayır, şeye öyle geliyor. Bir endişe de var yani. Şöyle muhalefet geliyor. Muhalefet geliyor. Şimdi bunu ABD'liler de mesela bütün tartışmalarında ya Netanyahu son kısımları oynuyor tarzı bir yaklaşım içerisinde. Mesela bütçe oylaması var. Bütçe oylaması ile ilgili tartışmalara bakıyorum. Bütçe oylaması ile ilgili bir şekilde yerleşimlerle ilgili biliyorsun Avrupa Birliği açıklama yaptı. Yani dedi ki savaş var. Biz barışı konuşuyor. Sen yerleşimcilerin ki işgalci olarak biliniyor onlar. Onların şeyini artırmak için bütçe çıkarıyorsun dediler. Bütçe koydu ama bazı bakanlar bütçeyle ilgili çekincelerini ifade ettiler ve belki de doyu verebileceklerini de söylediler. Şimdi esasında bugün ilginç bir şey vardı orada, fotoğraf vardı. Bir Almanya Cumhurbaşkanı geldi, onu Cumhurbaşkanı dolaştırdı, İsrail Cumhurbaşkanı. Musk geldi, onu da Başbakan dolaştırdı. Yani ben buna şey diyorum, hani savaşın turizmini yapmaya başladılar tarzı bir yaklaşım. Gerçekten öyle yani, belli yerleri götürüyorlar, gösteriyorlar. Kendisi biliyorsun Gazze'ye kadar gitti ki orada bak şunu göz ardı etmemek lazım. Esir takasını ilk defa Kassam Tugayları halka açık yaptı biliyorsun. Evet, normalde çok dikkat eder ve gizlerler. Çok gizli yaparlardı ama niye onu yaptılar? Netanyahu Gazze'ye gitti, görüntü verdi biliyorsun. Bayağı bir asker vardı. Deniz'den gitti. Görüntü verdi. Daha önce Savunma Bakanı gitti. Görüntü verdi. O görüntü karşısında çıktılar açık bir şekilde. Kamuoyunun önünde minibüslerle geldiler. Dediler ki biz buradayız. Şimdi bu tartışma şunu getiriyor. İsrail'de bu yıkımın görüntüleri çıkmaya başladığında ki ABD'de de aynı yaklaşım var. Ya aslında çok fazla bir şey yapamadık mı sorusu gündeme geliyor. Yani yıktık tamam. Binaları yıktık tamam. İnsanları öldürdük tamam. Sonuç itibariyle tamamıyla boşaltamadık kuzeyden. El Kassam'ın 3-4 komutanı tamam, onu da Hamas söyledi. Çok büyük başarı da nereye kadar gidebilecek tarzı yaklaşım. Ben o nedenle bu sürecin çatışmanın devam etmesi noktasında İsrail ordusu karar verecek ama çok uzar mı? Yani söyledikleri 2 ay olur mu? Yani 2014'e benzer bir şey mi bekliyorsun? O çok önemli. Şöyle, yani orada zaman da mesela ben İnsani ateşkes olmuştu. Sonra tekrar devam etmişti. Cenazeleri almak, yaralıları tahliye etmek için bölgelerden tekrar insani ateşkes olmuştu. Tekrar devam etti. Sonra ateşkes, insani ateşkes olarak başlayıp uzadı ve bitti. Savaş ve çekildi İsrail ordusu. Karadan girmişti, çekildi. Şimdi kalıcı olması halinde ben bitmesiyle ilgili endişeliyim. Yani Kassam İsrail askeri Gazze'de bulunduğu sürece bunu kabul edemeyebilir. Yok, edemeyebilir diye çok açık söylediler onu. Çok, yani iki şeyi çok açık söyledi Kassam. Hamas da çok açık söyledi. Bir, burada İsrail askeri olduğu sürece bu olmaz. İki, uluslararası güç ve Arap gücü gelirse de kabul etmeyiz dedi. İki şeyi çok net söyledi. Öyle mi? Tabii. İki şeyi dün çok net söyledi. Çözüm ne? Yani çözüm şöyle. Zaten konuşulan o. Şimdi Hamas büyük bir ihtimalle kalıcı ateşkes noktasında mesela devletleşme süreciyle ilgili bir barış konferansının şeyi verilirse, güvencesi verilirse, İkincisi Gazze limanlarının işletilmesi noktasında güvence verilirse, üçüncüsü Yasser Arafat havaalanının açılması noktasında güvence verilir ve İsrail çekileceğini ifade ederse, Hamas da İsrail'e belli bir süre tehlike oluşturmayacağının garantisini verebilir ve bu bir çözüm olarak ifade edilebilir deniyor. İkinci çözüm, İsrail saldırılarına devam eder, Hamas'ı aşağı doğru püskürtmeye çalışır, püskürtebilirse, olası senaryoları söylüyorum. İşte uluslararası kısım devreye girdiğinde Kassam'ın belli grupları Cezayir'e gönderilebilir mi? Yaklaşımı ki Kassam
bunu bir yenilgi olarak kabul ediyor ve olmayacağını söylüyor. Üçüncüsü, aşağı güneye doğru itme süpürme hareketi başladığında, İsrail bunu başardığında Mısır burada kapıyı tutamayabilir. Dolayısıyla da kapıyı açamayacağını, kırmızı çizgi olacağını beyan etmişti Ürdün'le birlikte. Orada Mısır devreye girebilir mi? Ya da perde arkasında olan anlaşma var mı? İşte o zaman görülecek. Ya da Mısır kapıyı açar mı? Şimdi o da başka bir sorun olarak geliyor. O nedenle buradaki temel sorun bence Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesi durumunda İsrail ordusunun bu harekatı devam ettirip ettirmeyeceğine bakmak gerekiyor. Şimdi orada görüş ayrılıkları var. Temel sorun orası. Yani bir kısmına göre Netanyahu buradan ayrılsa bile İsrail ordusu devam edecek. Bu güvenlik kaygısını gözeterek devam edecek. Bir kısmı Netanyahu ayrıldığı zaman uluslararası anlamda Hamas'ın da belli şeylerde iknasının daha kolay olacağını, İsrail kamuoyunu daha rahatlatacağını, dolayısıyla bir ara çözüm bulunabileceğini söylüyor. Yani nedenle şu an biraz karışık. Çok teşekkür ederim. Eksik bıraktığımız bir şey var mı bilmiyorum. Katar ve Mısır'ın ara buluculuğu burada yine önemli. İran görünmüyor hiçbir şekilde. Ama şu İran görünüyor aslında. İran şu nasıl an Husiler üzerinden şunu söyleyelim. Yani şu an İsrail'i Gazze'deki direniş gruplarının mücadelesi kadar en çok zorlayan işlerden bir tanesi Husilerin gemi kaçırma meselesi. Şimdi çok zorladı. Mesela bugün İsrail kamuoyundaki global dahil İsrail'in gazeteleri şunu yazmaya başladılar. Gemiler rotalarını değiştiriyorlar. Hmm. Fiyatlar çok artmaya başladı. Ve ABD biliyorsunuz... Etkiledi yani. Etkiledi yani. Mesela ilk etapta şöyle etkiliyor. O stratejik bir hareket yine. Yani yakınındaki Hizbullah ve Lübnan tehlikesi üzerinden Hizbullah'la yapmayıp bu sefer daha uzağındaki Husilerle yapması. Şöyle söyleyeyim. Ben ilk saldırı başladığında yani Husiler ilk gemi kaçırdığında da şunu ifade ettim. Yani bu başarılı olabilirse... İsrail'i caydıracak olan en önemli işlerden bir tanesi bu. Neden? Zaten oradaki avantaj da şu, Husilerin kaybedecek hiçbir şey yok. Husilerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Bir, ikincisi Husilere yani, gidip zaten şöyle bak. Oraya kadar gidecek de İsrail. Akif açtığın için söyleyeyim. Acayip bir denklem çıktı. Çıktı bak, El Kassam komutanları iki yere teşekkür etti. Birincisi Husilere teşekkür ettiler değil mi? Hı hı. İkincisi Irak'ta Açıçabi'ye teşekkür ettiler. Bu iki grup İran'a yakın olan grup olarak biliniyordu değil mi? Tabii. Biz Hamas'ın Müslüman kardeşlerin devamı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu birçok meseleyi kendi içerisinde hani bizim tartışmamızın çok ötesine geldi. İran faktörü açısından söyleyeyim. İki, Husiler meselesi üzerinden, Hizbullah meselesi üzerinden İran baskı gücünü oluşturmaya devam ediyor. Zaten İran eski meclis başkanı ki Hamaney'in de kayınbiraderi çok net biçimde İran'ın niye savaşa girmemesini söyledi. Dedik yani İsrail bu savaşı genişletmek istiyor. Biz savaşa girersek bu ABD ve İsrail'in istediği bir şey. Dolayısıyla da bizim stratejimiz bu dedi. Şimdi Yemen, yani mesela şunu sorsanız bana. Bu Filistin meselesinde şu ana kadar Gazze'deki direniş gruplarına en büyük destek ne oldu sorusunun cevabını söyleseniz. Birincisi derim ki şu an lojistiği kim verdiyse en büyük destek onda. Hepsini verdi. Hepsini çok net. Yani ta Kasım Süleyman'dan başlayan. İkinci kısım Hizbullah'ın baskısı. Ama en önemli destek bana göre şu an Yemen'deki Husi hareketinin verdiği şey. Çünkü şu, yani o dünya ticaret... İşte beklenmedik bir hareket bu arada. Yani. Bana bir şey söyleyeyim mi? Olmuş. Ben açık ifade edeyim. Yani şöyle, kalkışırlar mı kısmından emin değildim. Sebebi şu, biliyorsun yani İran'ın da petrol ihracatı var. Acaba burada mı çarpışırlar? Şimdi o çarpışma orada geldiğinde İran zaten ambargo altında. Dolayısıyla dünya ticaretinin bel kemiği olan bir yerden bahsediyoruz. Eğer bu gerçek anlamda bir sekteye uğrarsa çok farklı bir noktaya geliyor. Şu an geliyor. Bu arada karşı kıyısında da biz varız. Somali'de. Babel Mendeb'in ne kadar önemli ve stratejik bir yer olduğunu anlatması açısından. İyi hatırlattığın için söyleyeyim. Türkiye'nin Somali'de ne işi var sorusunun cevabını çok önemli soranlar belki şu an o sorunun cevabını almıştır. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, süremizin sonuna geldik. Ana haberi noktalayacağız. Gösterilmek istenen değil, yaşananları aktarmaya gayret ettik. Editörüm Fatih Sadırlı, prodüktörüm Ferhan Çağlabilek, yönetmenim Kadir Özlem'di. Bizden sonra enine boyuna olacak ekranlarda. Yarın görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.